Sayın seyirciler, Kırıkhan Belediye Başkanımız Sayın Ayhan Yavuz ile belediye işlerini konuşuyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın Başkan, belediyelerin, yani Kırıkhan Belediyesi'nde bu arada kentin ekonomi ve ticaretini geliştirmek gibi görevleri var. Evet. Yani Kırıkhanlı esnafın, küçük çiftçinin, tüccarın hali nicedir? Yani üreticinin ürünü ve emeği yeterince değerlendirmekte midir? Kırsal alanda yaşayan vatandaşlara tarım ve hayvancılığı destekleyici faaliyetler ve hizmetleriniz var mıdır? Bu arada bu Amanos Tüneli'nin açılması, organize sanayi bölgesinin tamamlanması ve ikinci üniversitenin Hatay'da açılması halinde bu ekonomi ticaret ne hale gelecek? Bu konularda görüşünüzü almak isterim Sayın Başkanım. Evet. Topluca. Tabii. İyi olur bence. Kırıkhan dediğimiz zaman, şöyle ben hep söylüyorum, cetveli koyarsınız Hatay'ın merkezini bulursunuz. Bununla beraber tarımın beşiği, Beyazıl Bestami Hazretleri'nin o manevi mistik havasının olduğu bir alan. Tabii bu süreç içerisinde şöyle 80'li yılların öncesine doğru gittiğimizde tamamen tarım toplumu olan bir kesimin yavaş yavaş tarım toplumundan çıkıp farklı kendi alanında küçük ve orta işletme çalışmaları başlayan, ticaret başlayan bir alan haline dönüştü. Tabii tarım yine bizim olmazsa olmazımız. Şu an bölgemizde büyük çaplı pamuk, buğday ve Türkiye'nin yaklaşık havuç üretiminin %7'siyle %10'unu tek başına üreten bir ilçemiz var. Yine kavun üretiminde Türkiye'de söz sahibi olan bir ilçemiz var. Nar üretiminde de ileriye dönük Türkiye'nin iddialı merkezlerinden biri olma çalışmaları var. Tabii bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman Kırıkhan bir tarım kesimi, bir tarım toplumu gibi görünüyorsa da ileriye dönük tünelle beraber inşallah bölgenin kaderini değiştirecek, insanımızın yaşam standartlarını değiştirecek bir yapı orada oluşacak. Kendi bölgemizi şöyle bir değerlendirdiğimiz zaman özellikle son zamanlardaki dünyadaki tarımın biraz ekonomik olarak aşağıya çökmesi neticesiyle çiftçi kesiminden geçimini istihdam edenler biraz zorluk yaşamaya başladı hemşehrilerimiz. Ama bu konuda maliyetler arttığı için tabii. Evet, girdi maliyetlerin yüksek evet. olması neticesinde. Ama hükümetimizin bu konudaki çalışmaları inşallah bu yılda hem pamuğa ve diğer girdilere destekleme yönünde de biraz bir miktar daha artışın olacağını sayın milletvekillerimiz bizlere müjdelediler. Zannediyorum çiftçilerimizin de bu konuda bilgileri var. Ben buradan da onlara bir güzel bir haber vermek istiyorum. Tabii hayvancılık dediğimiz zaman Türkiye'de olduğu gibi kendi bölgemizde de hayvancılık biraz daha süzülerek alt noktalar inmeye başladı. Bununla birlikte büyük alanlarda yapılan tarım küçülmeye, bunlar küçüldükçe ürün çeşitliliği artmaya başladı. Düşünün daha önce bir babanın 500 dönüm arazisi varsa 10 tane evlat 50 dönüme düşmüş. 50 dönümden de bir daha bir 3 evlada 5 evlada düştüğü zaman geriye 10 dönüm 15 dönüm niteliğinde araziler kalmış. Bu da insanların geçim standartlarını belli bir noktada tutacak araziler değil. Sayın Başkanım izin verir misiniz? Hemşehrilerimiz yanlış anlamasınlar. Yani belediye başkanımızın tarım ve hayvancılıkla ne ilgisi var diye kafalarına soru işareti oluşabilir. Son Büyükşehir Belediye Yasası'nda bu şey eklendi. Yani belediyelere, evet. kısa anda yaşayan vatandaşlara tarımsal ve hayvancılık konusunda destekleme görevi de verilmiştir. Evet. O çerçevede sordum başkanım. Oraya geleceğim zaten. Evet. Şimdi bizim bu konuda önce bunların bir tanımını yaptıktan evet. sonra biz 6360 sayılı yasayla beraber ilçe belediyelerine, büyükşehir belediyelerine bu konuda bir takım yetkiler de birlikte verildi. Ama bizim hedefimiz o bölgede bir tarım toplumundan yavaş yavaş çıkıp sanayi toplumuna doğru bir adım atmak olmalı. İnsanlarımızın refah seviyesini, bu konudaki yaşam standartlarını yükseltmek olmalı. Bir belediyenin artık asli görevleri çöp toplamak, kaldırım yapmak, yol yapmak ve sağlıklı su akıtmak değil. Bir belediyenin asil görevlerinden, en büyük görevlerinden bir tanesi o bölgenin ekonomisine yön veren, yeni istihdam alanlarının açılması konusunda fırsatlar sunan, onlara projeler hazırlayan, yatırımcıların önünü açan bir yapı içerisinde olması gerekir. Bizim takip ettiğimiz ve edeceğimiz belediyecilik de insanlarımızın o altyapı sorunlarını, o standartlarını yükseltecek şehirleşmeden sonra
veya buna paralel olarak insanlarımızın yaşam standartlarını ve kalitesini arttıracak bu tür yapıların önünü açmak ve onlarla birlikte daha ciddi çalışmalar yapmak bizim hedeflerimiz. Tabii bir tarım toplumundan çıkıp yavaş yavaş sanayi toplumuna girmek öyle çok kolay bir olay değil. Kırıkhanımız şu an küçük sanayi sitesinin içerisinde geldiğimizden bu yana 80 tane iş yeri, daha önceki belediye başkanımızın yer tahsisi yaptığı ve bizim de gelip 80 tane iş yerinin hak sahiplerinin tespiti yapılıp tespitinden sonra inşaatına başladığımız ve Allah nasip ederse de 3-4 ay içerisinde bitireceğimiz bir çalışmamızı biz başlattık. Yani 80 tane şu an küçük sanayi sitesinin içerisine belediye olarak iş yeri yapıyoruz. Tabii bunun bedellerini oradaki esnafımızın ödemek kaydıyla. Bunun organizasyonunu biz yapıyoruz. Yine bölgemizi en çok ilgilendiren noktalardan, Kırıkhanımızı ilgilendiren en önemli noktalardan bir tanesi, 1000 dönümlük alan üzerine organize sanayi bölgemiz kuruldu. Ortaklığı tesis edildi. Bunun %24'ü belediyemizin, %24'ü Kırıkhan Ticaret Odası'nın, geriye kalan da yatırım izleme koordinasyonunun, yani Hatay Valiliği'nin olduğu bir yapımız kuruldu şu an. İnşallah yakın bir zaman içerisinde o bölgede ufak tefek bir zemin etütleriyle ilgili çalışmamız vardı. Onları da bitirdik. Yakın bir süre içerisinde inşallah altyapısıyla beraber orada arazi ve arsa dağıtımına başlanacak. 1000 dönüm demek orada insanımızın bir nebze de olsa küçük ve orta işletmeli sanayileşme yönünde bir adım atılması demek. Asıl bizi ilgilendiren. Burada yeni istihdam yaratılması demek. Yeni istihdam yaratılması, evet. Ekonomik olguların, evet. Ekonomik seviyenin biraz daha yukarıya çıkması demek. Ama asıl bizi ilgilendiren, bizi heyecanlandıran, Hatay'ı heyecanlandıran büyük proje Amanos Tüneli Projesi. Amanos Tüneli Projesi'ni aşağı yukarı herhalde tüm hemşerilerimiz bunu öğrendi. Amanos Tüneli Projesi 2 Mart itibarıyla, yani bu Mart ayının içerisinde proje ihalesi yapılmıştı. 2 Mart'ta en son zannediyorum ilgili kurumlara projesi teslim edildi ve Allah nasip ederse zannediyorum 2015 yılı içerisinde de yapım ihalesi yapılacak ve ilk kazma vurulacak. İlk kazma vurulduğu zaman ne olacak? Türkiye'nin en büyük organize sanayisi o bölgede kurulmuş olacak. Yaklaşık 40 bin dönüm üzerinde, tarım dışı arazi üzerinde tüm çalışmaları yapıldı ve bunun büyüme ihtimali 120 bin dönüme kadar çıkacak bir alan var. Şimdi düşünün, 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat koyan bir ülkenin hedefimiz, evet. Hedefini ilk 10 ekonomi arasına koyan bir ülkenin yeni sanayi alanlarına, yeni yatırım alanlarına ihtiyacı vardı. Baktığınız zaman körfezlerde tamamen dolmuş, yeni fabrika kuracak alanlar kalmamış. Varsa yok. Varsa da çok, evet, varsa pahalı, da çok pahalı. Pahalı. Evet. Yani bizim halk tabiriyle astarı yüzünü geçen denilecek bir yapının içerisinde. Bunu sağ olsun yine hükümetimiz ve yine eski Adalet Bakanımız Sayın Sadullah Ergin Bey ve Muhammed Öntürk, kendi bölge milletvekilimizden bahsediyorum. Diğer vekillerimizle beraber o dönemin Sayın Valimizin de bu işte emeği çok büyük. Celalettin Lekesi Bey'in emeği de çok büyük. Onların böyle sımsıkı bu projeye sarılmaları neticesinde Hatay böyle çok büyük bir projeye kavuştu. 30 kilometre bir tünelle ovayı denize bağlayacağımız, limana bağlayacağımız bir proje. Güneydoğu'yu denize bağlayacağız. Evet, Güneydoğu'yu denize bağlayacağız. Hatta Ortadoğu'yu denize bağlayacağız. Antep'in, Urfa'nın, Maraş'ın, Kilis'in, o bölgenin bile çok bizden daha fazla heyecanlandığı bir proje. Şimdi düşünün, dünya devlerinin gelip bu bölgede yatırım yaptı. Ve şu anki yapı anlamında söylüyorum, bir demir çeliğin belki 10 katı civarında burada tesisler oluşacak. 30 kilometre ileride bir mesafeye gidiyorsunuz. Limanla ürettiğiniz her şeyi dünyaya açabiliyorsunuz. 15 kilometre beri tarafa geliyorsunuz, Orta Doğu'ya açılabiliyorsunuz. Dünyada böyle bir stratejik önemi olan böyle yani bir yatırımın... Gümrük kapısı ile önce Pınar Gümrük kapısı aynı mesafede. Onu da, evet, yani onu da geçiyoruz, evet. İkisinin arasını, evet, o bölgede, evet, zannediyorum bir kapı daha açılacak bu çalışmaların eşiğinde. Evet. Bu da yaklaşık hesaplamalara göre 40 bin civarında işsizimizin orada iş bulma imkanı demek. İşte ben burada Kırıkhanlı'ya şunu sesleniyorum. Hemşerilerime buradan seslenmek istiyorum. Sanayi bölgesi o bölge olacak.
Hassa ile Kırıkhan arasında bu sanayileşmenin kaymağını, yerleşim alanları, yerleşke Kırıkhan olacak. Biz bununla ilgili altyapılarımızı, her şeyimizi hazırlıyoruz. Geleceğimiz inşallah 10 yıl içerisinde, bu 5 yıldan itibaren buradaki çok ciddi bu işin refah seviyesinin ne kadar artılara geçtiğini göreceğiz. Ama 10 yılda bu bölgenin nüfusu yaklaşık 500 bin olarak hesaplanan, planlanan bir bölge olacak burası. İnsanlarımızın refah seviyesinin yükseldiği, ekonomik seviyelerinin yükseldiği, standartlarının yüksekliği bir bölge olacak. Bununla ilgili ne lazım? İnsanları bu bölgeye, kendi bölgemize çekebilmek için. Bir, insanlarımızın aradığı eğitim kalitesinin yüksek olması. İki, sosyal standartların yüksek olması. İnşallah bizim şu an Türkiye'nin yaklaşık 20 noktasına yapılacak olan bir eğitim kampüsü dediğimiz, bir lise kampüsü dediğimiz kampüsün bir tanesi Kırıkhan'a yapılacak. 73 dönüm üzerine. Yer tahsisini yaptık, belediye olarak bitirdik ve ihale aşamasına gelip gelecek şekilde Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim ettik. Allah nasip ederse seçimlerden önce yaklaşık 5000 kişilik eğitim kampüsünün içerisinde sinemasının, yüzme havuzunun, yurdunun olduğu bir lise kampüsünün dediğim pardon üniversite kampüsünden daha modern bir kampüs Kırıkhan'ımızda olacak. Mevcut lise okulu dışında yeni eğitim kurumları olacak mı? Tabii yani bunların içerisinde bizim Sayın Bakanımdan bir fen lisesi talebimiz vardı. İnşallah fen lisesinde Kırıkhan'ımıza bu vesileyle kavuşturmuş olacağız. Yine bununla beraber bu eğitim bölümünü bir tarafa koyduktan sonra bizim sosyal donatı anlamında Kırıkhan'ımızı, bu bölgemizi cazibe merkezi haline dönüştürecek. İşte bir modern yaklaşık 7000 metrekare kapalı alanı olan bir kültür merkezimiz Allah nasip ederse birkaç ay sonra projesi başlamış olacak. Yine modern sosyal donatı anlamında sinemalarımız aynı keza. Yine bununla beraber kapalı spor salonumuz Allah nasip ederse bu yılın içerisinde temel atılacak. Yüzme havuzu aynı şekilde. Yine bizim vaat ettiğimiz bir çocuk köyü projemiz başlayacak. Bir kanal, Delibekirli Deresi üzerindeki bizim kanal çalışmalarımız, projemiz bitti. Yerinde çalışmalarımız başladı. Zemin etütleri yapıldı. İnşallah önümüzdeki hafta içerisinde, çok uzun bir zaman değil, şu an eksik yerlerin duvar örümleri başladı. Önümüzdeki hafta içerisinde de kısmet olursa o bölgeye de kazmamızı vurup çalışmalarımıza başlayacağız. Yani modern, yaşanılabilir bir Kırıkhan Allah nasip ederse 5 yıllık süre içerisinde bizim Kırıkhan'a boynumuzun borcu. Sayın Başkanım, ben düşünmemiştim ama siz bu Delibekirli Çayı'nın işte evet, onun etrafının peyzaj çalışmaları, yeşillendirme, gezi koridorları falan olacak mı? Yani efendim, sadece kanal işte mı? Sadece kanal ıslah çalışması bizim E5'ten başlayıp ikinci köprüye kadar olan alanımız bizim bitti. Bundan sonraki ikinci bölüm içinde projeler hazırlandı, bakanlığa sunuldu. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nde şu an 2 milyon, geçen bundan 15 gün önce 2 milyon bir ödenek Devlet Su İşleri tarafından yine Yılanlı Kırıkhan arasındaki, daha doğrusu Yılanlı Delibekirli arasındaki o alanın ıslahı için 2 milyon TL 2015 projesinin içerisine konuldu. Bizim hastane, eski hastanemizin oradan aşağıya ikinci orta köprüye kadar gelecek, yapılacak olan çalışmalarda ek projeleri yapıldı. Devlet Su İşleri tarafından inşallah bu yıl içerisinde, 2015 yılı içerisinde de ek projeyle Kırıkhan'ımıza bunu kavuşturmuş olacağız. Ama şunu da açık yüreklilikle söylüyorum. Milletvekilimiz Mehmet Öntürk'ün bunda çok emeği var. Kırıkhan halkına ve Kırıkhan halkı adına da ben kendisine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Allah razı olsun diyorum. Bu memlekete hizmet yapan herkese minnettarız Sayın Başkanım. Bizim boynumuzun borcu. Yani. Hizmet edene teşekkür ederim. Kim içi çakarsa, kim çakarsa Allah razı olsun. Allah razı olsun, Allah razı olsun diyoruz. Sayın Başkanım, demin o Amanus Tüneli'ni çok güzel anlattınız. Yani bölgemizde sağlayacağı faydalar açısından Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun son Hatay ziyaretinde de belirttiği gibi, yani onun cümlesini alıyorum. Eğer o tünel yapılır, Hatay ekonomi ticaret yönünden kalkınırsa bölgemizin değil Orta Doğu'nun havzası olacak demişti. Aynen katılıyorum. Evet. Orta Doğu'nun cazibe merkezi haline gelecek. Evet. Hatay Orta Doğu'nun değil belki de dünyanın cazibe merkezlerinden biri haline gelecek. Buna hazırlıklı olmak durumundayız. Zaten İnşallah komşularımızda şu kanayan yara bir an önce biter. Komşularımızda kanayan yara bittikten sonra
Hatay'ı hiçbir güç tutamaz. Bunun içerisinde Kırıkhan hiçbir güç tutamaz inşallah. Zaten Sayın Başkan, yani tarih boyunca İskenderun Körfezi'ni, İskenderun Sancağı'nı eline geçiren Orta Doğu yönetmiştir. Dolayısıyla evet. Bunlar gerçekleşirse yine Orta Doğu yönetimi inşallah yine Hatay'dan olacaktır diye düşünüyoruz. İkinci üniversiteden söz etmiştiniz. Evet. İkinci üniversite tabii. Şunu söylüyoruz. Bu tünelden sonra bu bölgede yapılacak bu denli yatırımların yanında bir teknik üniversite Hatay'a şart. Ve sağ olsunlar şu an İskenderun bölgesinde İskenderun Teknik Üniversitesi kuruluş işlemleri zannediyorum gerçekleşti. Burada bölgemizin faydası ne olacak? Alahan Kampüsü, Mustafa Kemal Üniversitesi'nin Alahan Kampüsü şu an dolu durumda. Yeni bölümlerin, yeni fakültelerin açma imkanı yok. Arazi anlamında da bölgeye baktığımız zaman tamamen tıkanmış durumda. Kırıkhan artık bundan sonraki süreç içerisinde Mustafa Kemal Üniversitesi'nin genişleme alanı. İnşallah biz buna da öngörümüzle beraber o bölgede arazi çalışmalarını başlattık. Üniversitemizle ortak bir şekilde, üniversitemizle ortak projeler, ortak proje protokolleri hazırladık. Kısmet olursa yakın bir zaman içerisindeki o bölgede de üniversiteye tahsis edeceğimiz yeri birlikte sizlerle paylaşacağız. Yine kurduğumuz kent konseyine de bunun bir yakın çalışmalarımız var. Sayın rektörümüzle beraber, danışmanlarımızla beraber, teknik elemanlarımızla beraber bu çalışmaları yaptık. Kafamızda bazı projeler oturdu. Bunu Kırıkhan'da kurduğumuz kent konseyimizle beraber, diğer sivil toplum örgütleriyle beraber, diğer siyasi partilerin temsilcileriyle beraber görüşüp değerlendirip ondan sonra kararımızı vereceğiz. Üniversitemize en az 300 dönümlük, 500 dönümlük bir yer tahsisi konusunda burada da çalışmalarımız belli bir noktaya geldi efendim. Sayın Başkanım, bugün yerel gazetelerde okuduğum bir haber, buna ilaveten açık haber durumdayım. Vatandaşlarımızın bilgisi olması açısından Bahçeşehir Üniversitesi'nden bu hafta geçmiş birkaç gün içerisinde Reyhanlı'ya gelmişler, konuşulmuş. Bahçeşehir Üniversitesi Reyhanlı'ya Barış Üniversitesi açmayı planlıyor. Yani Orta Doğu ülkelerinin öğrencilerine Reyhanlı'da eğitim verilecek. Bu da Hatay için güzel bir haber, çok, güzel bir gelişme diye gurur duyarız. Halkımıza bir müjde verelim buradan. Çok gurur duyarız. Ayrıca bu hafta tabii bir üniversite sınavı var. Üniversite sınavına gelecek gençlerimize de buradan ben başarılar diliyorum. İnşallah Rabbim gönlünüzde ne varsa onu verir. Heyecanlanmayın. Heyecanlanmanın dünyanın sonu değil. Rabbim hedeflerinizde, gönlünüzde ne varsa sizlere onu nasip etsin. Sevgili gençler, başarılar diliyorum. Şimdi Sayın Başkan, ticaret, tarım, güzel yatırım konuştuk. Evet. Onunla bağlantılı bir soruya geliyorum. Kırıkhan'da turizm ve tanıtım hizmetleri ne durumdadır? Yani fuarlar, evet, festivaller, konserler düzenlemekte midir? Yani görev döneminizde ne gibi etkinlikler yapmayı düşünüyorsunuz Sayın Başkan? Özellikle bu kavunun, havucun, delibekili, narının tanıtımı konusunda neler yapılacak, ne gibi etkinlikler yapılacak herhalde Kırıkhan'dan merak ediyordur. Buyurun Sayın Başkanım. Efendim şöyle söyleyeyim, ben turizm deyince Kırıkhan'ı ikiye, bu manadaki iki çalışmaya ayırıyorum. Bir tanesi tarımsal üretime dayalı ve festivallerle birlikte biraz önce de söylediğim gibi artık belediyelerin asli görevleri ekonomiye yön vermek. Bizim bu konuda biraz önce de söylediğim gibi Türkiye'nin %10'luk bir üretim kapasitesine sahip olan Kırıkhan'ımız maalesef Konya'dan sonra gelmekte. Eğer Konya'da kar olursa, orada havuç sökülemezse bizim çok daha kaliteli olan, çok daha lezzeti, damak tadı seviyesi yüksek olan havucumuz ancak Konya'dan sonra biz yer bulabiliyoruz. Onlarda sıkıntı olursa bizim havucumuz para edebiliyor. İşte bunun önüne geçebilmek için havucun dünya pazarlarında, Türkiye'de değil, dünya pazarlarında yer alması için ciddi bir çalışmalarımız olacak bizim arkadaşlarımızla beraber. Bu konuda da çalışmalarımız var. Mesela şu an hem rehası yüksek hem boya kalitesi yüksek. Teknik şey anlamında söylüyorum bunlar. Kimyasallık anlamında söylüyorum. Değerleri yüksek olan dünyanın en iyi havuçlarından bir tanesi şu an Kırıkhan'da yetişiyor. Siyah havuç dediğimiz. Bunun tohum patentini de arkadaşlarımız yine Kırıkhan adını alacaklar. Müracaatlarını yaptılar. Tabii bu da olursa eğer bu sonucu alacağız, buna inanıyorum. Bunu aldıktan sonra da bizim kalitemizin biraz daha yukarıda olduğunu göreceğiz. Bunlarla ilgili festivaller düzenliyoruz. Kavun festivalimiz var ama nar ve havuç festivalimiz yok. Daha etkin hale getirmek olabilir mi? Daha etkin hale getirmek, evet, ve
bizim tüm Türkiye'deki bu işin pazarını elde eden insanları Hatay'ımıza davet etmek istiyoruz. Mesela bir havucun en yoğun üretildiği dönemde, kavunun en yoğun üretildiği dönemde, narın pazarının en yüksek olduğu dönemlerde Hatay'a davet edip aileleriyle beraber ağırlayıp bunları bizim buradaki havucumuzun kalitesini, üretimini, şeklini, çalışmalarını, tanıtımını çok daha ciddi manada yapmaya hedefliyoruz. Bunu da böyle canlı yayında Türkiye'ye ve tüm dünyaya göstermek lazım. Tüm dünyaya da bu manada lazım, evet. Bunları göstereceğiz. Bunlar tarımsal. Bir de bizim Kırıkhan'ımızın manevi havasını taşıdığımız Beyazıl Bestami Hazretlerinin inanç turizmi anlamında yeteri kadar tanıtılamadığını düşünüyoruz. İnşallah bu yıl kısmet olursa onunla da ilgili farklı çalışmalarımızı başlatıyoruz. Son zamanlarda gittiniz mi bilmiyorum ama o mekanı, o mübarek zatın mekanı çok fevkalade bir yatırımla güzelleşti. Çok fevkalade güzelleşti. Ufak tefek eksikliklerimiz var. İnşallah onları da yakın bir süre içerisinde tamamlayacağız. İnanç turizmi anlamında Beyazıl Bestami Hazretlerini Habib Neccar'la beraber ön plana çıkaracağız. Yine bizim bölgemizde dünyanın en iyi kaplıca suları vardır. Yaklaşık sıcaklık derecesi, kükürt oranı yüksek, kimyasal değerleri yüksek, 32 derece ile 42 derece arasında. Biz geçen hafta içerisinde de en son meclisimizde bununla ilgili yaklaşık 100 dönümlük bir araziyi imara açtık. Ve bu bölgelerde kaplıca turizmi ile ilgili ciddi çalışmalarımız yapılacak. Yine yani Reyhan'dan sonra Kırıkhan'da da kaplıca gündeme gelecek. Tabii kaplıca zaten ana kaynakları bizim bölgemizde ağırlıklı olarak var. Yine dünyanın en güzel yerlerinden biri olan bizim bir gölbaşımız var. Ve o bölgede yetişen... Onlar da bahsedelim başkanım. Sorun vardı ama çevre düzenlemesi konusunda evet. Çalışmaları var mı? Ben gölbaşı ile ilgili hemen şeye girmek istiyorum. Çalışmamıza girmek istiyorum. Gölbaşı ile ilgili projelerimiz hazır. Dünya harikası yaklaşık 7000 dönüm üzerindeki bir gölün hala o doğallığını bozmamış bir yapının içerisinde proje çalışmamızı üniversitemizle beraber yapıyoruz. Doğakay'la beraber yapıyoruz. İnşallah bu yıl içerisinde gölbaşı ile ilgili projelerimiz de hayata geçmiş olacak. Yani bir nebze başlamış olacağız. Bir yıl içerisinde bitecek proje değil. Yıllara yayılan bir proje. Ama o bölge, o proje bittikten sonra o bölgede yapılamayacak hiçbir şey olmayacak. İnsanlar sabah kahvaltısını yapmaya, akşam güneşinin batışını orada izlemeye, balık tutmaya, su sporları yapmaya, o teknelerle gölün içerisindeki sazlıkların içerisinde geçip o balık tutmaya, av yapmaya insanlarımızı oraya bekleyeceğiz inşallah. Başkanım biraz hızlanmamız gerekiyor. Bu biraz bahsettiğiniz ama Kırıkhan'da kültür sanat faaliyetleri soracaktım. Yani kültür ve aktivasyon merkezleri kurulacak mı? Ya gençlik merkezleri, Kırıkhan spor kompleksleri bu konuda bilgi vermek ister misiniz? Şu an bir gençlik merkezimiz bitti. Bitti mi? Gençlik merkezimiz bitti. Allah nasip olursa inşallah yakın bir süre içerisinde idarecileri ve iç dizayn tamamlandıktan sonra faaliyete geçecek. Bu da zannediyorum 1-2 ay içerisinde olur. Yine bununla beraber kadın eğitim ve kültür evimiz projelerimizin içerisinde 2016 yılının içerisinde projelendiriyoruz. Biz bunları yine bizim en çok önemsediğimiz konularımızdan bir tanesi gençliğimize sahip çıkmak. Gençliğimizin enerjisini sporla yapacakları sosyal aktivitelerle onları sokağın ortasından, uyuşturucudan ve farklı alanlarından alıp topluma kazandırma yönünde ciddi çalışmalarımız var. Kısmet olursa bunlarla da ilgili bizim bir spor okulumuz yine federasyonla beraber yaklaşık 5-6 milyon yatırımı bulacak. 5-6 milyon TL yatırım bulacak bir proje üzerinde çalışıyoruz. İnşallah yakın bir zamanda bizden talepleri bir 30 dönümlük bir alan. 30 dönümlük alanda şu an temin etmek üzereyiz. Onu bitirdiğimiz zaman Kırıkhan'ımıza bu bölgede olmayan bir spor okulunu açacağız. Çok kısmet güzel. Olursa. Başkanım bu Kırıkhan Belediyesi olarak yani yardıma muhtaç vatandaşlara hatta kentte zor şartlar altında yaşam mücadelesi vermekte olan Suriyelilere sosyal hizmet ve yardımlar konusunda faaliyetlerinde durumda? Şimdi tabii bizim 40 bin tane misafirimiz var. 40 bin tane misafirimize bizim direkt olarak bir yardım yapma şansımız yok.
siz de biliyorsunuz 6360 sayılı yasadan sonra belediyelerin hem yetki anlamında hem ekonomik anlamda çok zorluklar çekiliyor. Şu an gelen paralar ancak kendi imkanlarınızla bir takım şeyler yapma çabası içerisindesiniz. Ama ben Kırıkhanlı hemşerilerimi buradan kutluyorum. O 40 bin tane insana oradaki oluşan sivil toplum örgütleriyle beraber... Evet. Yani burada da sivil toplum örgütleriyle beraber özellikle Kırıkhan'ın içerisinde bu işi gönülden yapan kardeşlerimiz var. Ben onları yani da Rahmi Bey'i anmakta fayda var yani. Tabii Rahmi Bey, yani teşekkür ederiz Rahmi gerçekten. Rahmi Bey, onun ekip arkadaşları vardı Mehmet ya evet. Yani. Yine buradan ismini saymayacağım ama bu davaya gönül vermiş çok sayıda hakikaten kuruluşlar var, dernekler var. Evet. Abilerimiz var. Ben onlara da huzurlarınızda tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Sadece bir geçen gün bir olayı aktarmak istiyorum size. Gece çok soğuk, yağmurlu. O havada bir tanesi beni aradı. Dedi ki falancayı Kırıkhan'ın altında tarlaların içerisinde yaklaşık 100 kişi var. Bunlar çok perişan durumda. Bir bakar mısınız dediler. Zabıtamızla beraber gittik. Orada ben insanım diyen herkesin o tabloyu orada görmesi lazımdı. Çadırları İlk yeni gelmişler, Suriye'den geçiş yapmışlar, gelmişler sıkıntılardan dolayı. Bir branda çadırın içerisinde 15'li 20'li aileler girmiş, hiçbir şey yok. Dışarıda yağmur, çamur, karanlık, zifiri karanlık. İnsanlar nasıl ısınıyorlar biliyor musunuz? Yerde bizim halk tabiriyle çul denilecek çul bile yok. Bir tek battaniye var, battaniyenin altında 15 kişi birbirlerine sokularak ısınmaya çalışıyorlar. Küçücük. Zaten büyük bölümü çocuk. 3 yaşında, 5 yaşında, 3 aylık çocuklar aç. Çocuklar açlıktan ağlıyorlar. Yani o tablo çok hazin bir tabloydu. Ben şunu düşündüm. Dedim ki şartlarınız ölümcül olmazsa kendi hayatınızdan, namusunuzdan korkmazsanız kendi yaşadığınız şartları bırakıp ne olursa olsun ne işiniz var, böyle bir ortama evet, gelmez evet. diye düşündüm. Onun için bazen böyle eleştirenler oluyor ama biz bu olaya sadece insani boyutlarda bakıyoruz. Bu bir vicdani yükümlülüktür. Sadece biz onlara insan olduğu için değer veriyoruz. Diğer o siyasi boyutunu falan bir tarafa bırakıyoruz. Başkanım, gücümüzün yettiğince, teşekkür ederiz. Yani belediye olarak gücümüzün yettiğince biz destek olmaya çalışıyoruz. Elinizden geldiği kadar destek olursa bu evet. hakikaten insanlık görevidir. İnsanlık görevi. Evet, ben başkanım. Bildiğim kadarıyla bu insanlık görevi. Şimdi başkanım arkadaşlar işaret veriyor ama kent merkezinde yaşayan vatandaşlara verilen hizmetler kırsal alanda yaşayan vatandaşlara da götürülmekte midir? Yani eskiden köylüyken şimdilerde mahalleli olan vatandaşları kentten sonundan hizmetlerden tümden yararlanmayı düşünüyor musunuz? Evet. Bizim bir sloganımız vardı çok daha önce. Derdik ki o zaman şehirde ne varsa köylerde de olacak derdik. Ve bugün şehre baktığımız zaman hakikaten yeni köyden mahallelere dönüşen mahallelerimizde ciddi eksiklikler var. Ama o farkı biz çok kısa bir süre içerisinde kapatacağız. Öncelikle altyapı konusunda büyük şehirle beraber bizim bir İPA projemiz vardı. Avrupa Birliği fonlarından bizden önceki belediye başkanımızın belli bir yere getirdiği bir proje vardı. O projeyi biz takip ettik. Yaklaşık %85'i Avrupa Birliği fonlarından karşılanan, %10 gibisi de bakanlık, geriye kalan %5 gibi miktarında ilçe belediyesine yük olacak 42 milyon liralık bir proje, altyapı projesiydi bu. İçme suyu şebekelerinin, kanalizasyonların tamamen yapıldığı, köylerimizin de birlikte bu çalışmanın içerisinde olduğu bir projeydi. Biz bu projeyi belli bir noktaya getirdikten sonra büyükşehirimize teslim ettik. Şu an büyükşehir Hatsu aracılığıyla bu proje takip edilmekte. Biz de dışarıdan o projeyi takip ediyoruz. O projemiz bittik zannediyorum 2017 yılında uygulamaya geçecek. 2017 yılından itibaren o projede hayata geçtiği zaman o zaman da diyeceğiz ki şehrimizde ne varsa yeni oluşan mahallelerimizde de tam anlamıyla o var diyeceğiz. Ve geri kalan üst yapı anlamındaki ihtiyaçlarını da en kısa süre içerisinde gücümüz nispetinde çözmeye çalışacağız. Başkanım arkadaşlar işaret veriyoruz. Süremiz bitti ama evet. bir şeyi daha sormadan geçemeyeceğim size. Kırıkhan Belediyesi'nin işsiz gençlere ve ev kadınlarına yönelik olarak düzenlenen beceri kazandırma veya kursları yahut da eğitim seminerleri var mıdır? Yapıyor musunuz şimdi başkanım? Şimdi gençlik merkezimiz şu an bitti. Bitiyorsun, evet. Bir iki ayın içerisinde bitecek orası.
şey olarak bitecek, tamamen faaliyete geçecek. Faaliyete geçtikten sonra biz özellikle gençlerimize bir meslek edindirme kursları uygulayacağız bunların içerisinde. Kadın eğitim ve kültür evimizin içerisinde, projelerimizin içerisinde var. Kadınlarımız üretecek, ürettiklerinin pazarlamasını onlarla birlikte biz yapacağız. Onlara sosyal hayatın içerisinde ekonomik destek de sağlamış olacağız. Zaman kısıtlı diye ben de böyle seri seri geçiyorum başkanım, bunları. Çok kısa bir cevap alayım. 31 Ocak 2015'te Büyükşehir Belediye Başkanımız tarafından açıklanan 166 projeden 40'ın payına düşen kaç tane vardır? Tabii onu üzülerek söylüyorum. Gönlüm isterdi ki orada 166 tane projeyi açıkladıklarında 166 tane projenin içerisinde Kırıkhan'ın hakkı olan 15 tane ilçenin 15'e böldüğünüz zaman onun en az 11 tanesinin Kırıkhan'a düşmesi gerekirdi. Ama maalesef orada kayda değer Kırıkhan'la ilgili sadece birkaç tane proje var. İnşallah Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımın bir söylemi var bu konuda. Bunlar önemli değil. Biz ihtiyaç halinde yaparız. Biz o sözünün arkasında olacağına inanıyoruz. Ondan da bu konuda Kırıkhan'a bir pozitif ayrımcılık istiyoruz. Başkanım, son bir sorum. Ben merak ettiğim için soruyorum. Evet, buyurun. Yani Kırıkhan Belediyesi'nin bütçe, kadro ve araç gereç durumu nedir? Yani istediğiniz hizmeti verebilecek bütçeniz var mı? Kadronuz var mı? Ekipmanınız var mı başkanım? Şöyle söyleyeyim, biz 11 ayda o 5 tane hibenin dışında 11 ayda tam 12 tane araç kazandırdık belediyemize. Tabii bu yeterli mi? Yeterli değil. Önümüzdeki süreç içerisinde belediyemize yine kazandıracağımız iş makineleri olacak. Bu arada bir taş ocağı adına faaliyete geçirdik. Biz çok Kırıkhan'ımızın o manadaki ihtiyaçlarını da çözüyoruz. Altyapımızı güçlendirecek mahiyette de çalışmalarımız var. Ekip anlamında şu an Büyükşehir Yasası ile beraber kadro fazlamız var. Bu manada çok ciddi kadro fazlamız var. Hatta şöyle söyleyebilirim. Bazen adama göre iş ayarlamak durumunda kalıyorsunuz. Çünkü sıkıntısı yok. Yetkiler tamamen elinizden çekilmiş gitmiş. Ama iş makineleri konusunda biraz eksiğimiz var. İnşallah onları da yakın bir süre içerisinde tamamlayacağız. Bütçe konusuna gelelim. Bütçe artık eski bütçeler yok belediyelerin. Sadece şu kadarını söyleyeyim. Gelir azaldı değil mi başkanım? Sadece şu kadarını söyleyeyim. Mart ayı, 2014 Mart ayında kişi başına gelir yaklaşık 33 TL iken Nisan ayında bu rakam ortalama 11 TL'ye düştü. Yani biz Büyükşehir Yasası ile beraber gelirlerimiz 3 kat artacak gibi düşünürken ilçe belediyelerinin maalesef gelirleri 3'te 1 seviyesine düştü. Azaldı. Yine ciddi kaynaklarınızdan su gelirleri Büyükşehir'e gitti. Otopark gelirleri Büyükşehir'e gitti. Size sadece İller Bankası'ndan gelen paranın da otomatik olarak kaynağında %40'ı kesilerek Büyükşehir'e, geri kalan %60'la siz işinizi gücünüzü yapılacak hizmetlerinizi yapmaya çalışıyorsunuz. İşçi memur maaşlarınızı ödemeye çalışıyorsunuz. Ama şükürler olsun biz işçimizin memurumuzun maaşını da günü gününe ödüyoruz. Emekli ettiğimiz arkadaşlarımızın da yaklaşık 1 milyon 150 bin TL civarındaki tutan tazminatlarını da bir çırpıda ödeyerek onların da o parayla güzel işler yapmalarına vesile olduk diye düşünüyorum. Başkanım, son mesajlarınızı alalım ve arkadaşları fazla evet. Sıkıntıya sokmayalım. Ben öncelikle bizleri televizyonları başında izleyen tüm Hataylı kardeşlerime her şey gönlünüzce olsun diyorum. Bunları söylerken de çocuklarımıza, torunlarımıza geleceğe yaşanılabilir bir Kırıkhan hayalimiz, umudumuz. İnşallah bunu da hep birlikte yaşayarak gerçekleştireceğiz. Bu imkanı sunan HRT çalışanlarına da şahsınızda ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Güzel Kırıkhan'ımıza Hatay'ın her tarafından, bizi izleyen Türkiye'nin her tarafından insanlarımızı da davet ediyorum. Sayın seyirciler, Bir Hatay Konuşan'ın programını burada noktalıyoruz. Kırıkhan Belediye Başkanımız Sayın Ayhan Yavuz ile sadece belediye hizmetleri konuştuk, sadece belediye işleri konuştuk. Siyaset değil mi? Pek yer vermedik. Evet, siyaset güzel bir sohbet oldu. Güzel bir söyleşi oldu, umut ediyorum. Sizleri bilgilendirsek ne mutlu bize. Haftaya başka bir konuda görüşmek üzere. İyi akşamlar, hoşçakalın.